Merhabalar. Hepinize <laughs> Selamlar saygılar. Nuru şah ötemiz sonsuz. Eskişehir'den şehirden selamlar saygılar. Nuruşağı temiz sonsuz. Eski şehri yeni şehir yapmaya geldik dersem hayır. Eski şehirde her şey güzel. Peki eski dünyayı yeni dünya yapmaya geldik dersem o zaman olur. Eski çanlar bardak oldu dersem o zaman olur. Aynı tas, aynı hamam devam edelim dersem olmaz. Tası, tarı toplayıp gitmek, yepyeni bir dünya getirmek lazım. Cancağızın yeni bir bakış açısı lazım. Hazırsanız başlayalım çalışmaya. Hazırsanız hazırsınız demektir. Hazırsanız hazırın huzuruna hazırsınız demektir. Ve şimdi başlayalım. Ben bir zamanlar hazır de Hızır'ın huzuruna hazır oldum. Bir buçuk yıl önceydi. Hazer denizi. Şu anda bakıyorum 68 arkadaş olduk canlı yayında. Haydi bakalım. Benim söyleyeceğim cümleler sözler bugüne kadar duymadığınız cümleler sözler olacak. Yanınızda bir bardak su bulundurun çünkü beyin damarlarınız beyniniz yanabilir. Vallahi ciddi söylüyorum. Beyin yakan bilgiler bunlar. Yaşadığımız çığın Godzilyon, Godzilyon, Godzilyon yıl sonrasına ait bilgiler bunlar. Haydi bakalım. Hazırsanız hazırsınız demektir. Dırın, Şu anda ekran başında bizi dinleyen iki türde arkadaşlarımız var. Bir, hastalığı olan dostlarımız ve Allah'a şükür sapa sağlam olan dostlarımız var. E peki niye dinliyorlar sağlam dostlarımız? Bolluk bereketlerinin artması için, dünya görüşlerinin daha geniş bir pencereye kavuşması için, daha derin bir kültür, bilgi edinmeleri için bizi izliyor, dinliyorlar. Bolluk bereketleri, bilgelikleri, cesaretleri, huzur mutlulukları, nuru şah ötesi enerjileri <laughs> ve gençlik enerjilerinin artması için bizi dinliyorlar. Peki hangi türden hastalar bizi dinliyor? Hiç fark etmez. Çünkü devs pekmez. Kemik hastalıklarının tamamı, iç organ hastalıklarının tamamı, cilt rahatsızlıklarının tamamı, psikolojik rahatsızlıkların tamamı. Bunların kurtuluşu için biz bugün size vesileyiz ve sizler de ekran başındasınız. Haydi bakalım. Gözleriniz kapalı. Kapatın gözlerinizi. Bedeninizde ne türden bir rahatsızlık varsa ve hayatınızı hangi yönde değiştirmek istiyorsanız bırakın değiştirelim. Bırakın sağlığınıza vesile olalım. Ben gözümü kapattığım için dostlar konsantrasyon sağlamayı daha iyi hale getirmek için ekrana belki çalışma boyunca bakmayacağım. Dolayısıyla güzel ellerinizi, parmaklarınızı mesaj yazmakla zahmete bırakmayın. Kalbinizi, ruhunuzu, bedeninizi şöyle koltuğun rahatlığına bırakın. Çünkü bugüne kadar rahat bırakılmadığınızı öğreneceksiniz. Ne demek bugüne kadar rahat bırakılmadınız? Öyle. Belki siz kendinizi rahat bırakmadınız. Belki de çevreniz kendinizi rahat bırakmanıza engel oldu. Ah, oh, dayanın şöyle sırtınıza. Kapansın gözler. Bir konsantrasyona girin. Saat. Evinizdeki duvar saatini hatırlayın. Büyük ihtimalle şu an yerinizin evinde duvar saati çoktan demode olduğu için duvarlarınızı süslemiyor artık. Ve 10 kişiden 95'inin de artık kolunda yok saat. Ve zannediyorum ki yeni yetişen 8-10 yaşındaki gençlere saat dediğinizde akıllarına hiç de Akrebi yel kovanı olan bir çember içerisinde birbirini kovalayan bu zaman göstergesini hatırlamayacaktır bile. Yani anlayacaktır. Dijital saat 22 iki 2 yani 22 22 geçiyor diyecektir. Oysa hatırlayın biz nasıl saatlere sahiptik? <laughs> Gündüz 12, gece 12, toplam 24 saatten oluşan bir saat. Ama hiçbirinizin evindeki saatte 24 olmazdı. 12 olurdu. 12 saat dolar. Sonra bir daha 12'ye devreder. Toplamı 24 olurdu. Neden 24 sayı bulunan bir saate hiç rastlamadınız, hayal ettiniz mi? Düşündünüz mü? Ve ne alaka hocam? Biz burada rahatsızlıklarımızdan kurtulalım diye oturduk. Bereketimize kavuşalım diye oturduk. Saatten bahsediyorsun. Ey dostlar. Hani o çok sevenler. Ben buradayım. Ya siz neredesiniz? Arkadaşlar. Asıl her şeyin önemi işte bu saatte. Siz bu 24 saatin 12'sini gündüz görür, 12'sini gece görürdünüz. Ve bu saatin aslında kuyruğunu ısıran bir yılan olduğunun belki bazılarınız farkındaydı, belki de hiçbiriniz farkında değildi. Benden duyacaklarınız hayatın hiçbir alanında, hiçbir yerinde duymadığınız inciler. Umarım suyunuzu yanınıza koymuşsunuzdur. Beyniniz yanmasın. Kendinizi bu derin konsantrasyona bırakın. Şifanıza vesile olalım. Hatta kendi şifanıza kendiniz vesile olun. Siz 12 saati gündüz, 12 saatini gece yaşarsınız. Bu da ilk 12 saat yaşadığınız fizik evrenine, ikinci 12 saat kuantum evrene tekabül eder. Gündüz işe gidersiniz, çalışırsınız. Sizin için bir çanta, 50 kiloluk bir un çuvalı ya da 100 kiloya denk gelen iki çimento torbası taşınması ağırdır. Bunlar gündüz 12 saatte yapılanlar ya gece 12'yi geçince artık kuantum anı gelince değil ki çimento torbasını 22 dünyayı 5500 güneşi avucunuzda hatta parmağınızın ucunda kaldırır. Bana mısın demezsiniz. Ağırlığı bile yoktur. İşte ilk 12 saat fizik, ikinci 12 saat kuantuma denk gelir. Haydi bakalım. Toplamda 24 saat vardır. Siz bu 24 saatin 24'ünü kullanıyor musunuz? Nayır. Neden? Çünkü size 24 saatin 24'ünü kullanmak yasaklandı. Yasaklandığı için hasta oldunuz. Yasaklandığı için bolluk bereketiniz, bilgeliğiniz, cesaret, mutluluk, nuru şah öteniz, huzurunuz, gençliğiniz istediğiniz derecede gitmiyor. Çünkü 24 saatin sadece beş saatini kullanıyorsunuz. O da ne diyeceksiniz. Beş saatini kullanıyorsunuz. On dokuz saatini kullanmaktan korkuyorsunuz. Ve siz 24 saatin beşini değil, 24'ünü kullansaydınız, beyninizin %100'ünü kullanırdınız. Peki refit korkmaz ve eğitimini alan dostlarımız 24 saatin 24'ünü kullanıyorlar mı? Hayır, biz de 24 saatin 24'ünü henüz bulamadık. Henüz kullanamıyoruz. 22 saatini kullanıyoruz. Eğitimiz almayanlar 5 saati kullanıyor. Biz 22 saati kullanıyoruz. Bu da beynimizin %90'ını kullanabildiğimiz ama eğitimlerimize katılmayanların sadece beyinlerinin %5'ini kullandığını gösterir. Ne mutlu bize ki %90'ını kullanabilecek bir bilgiye sahibiz ve %90'ını kullanıyoruz. %90'ını kullandığım için sizin şifanıza vesile olabiliyorum. Sizin beklentilerinizi karşılayabiliyorum ve ben tam dört senedir nezle dahi olmadım. Allah'a şükür. Oh. Beyninin yüzde doksanını kullanmak, yirmi dört saatin yirmi ikisini kullanmakla eş değerdir. Siz de düşünün yirmi dört saatini kullandığınızı. Peki yirmi iki saat kullanan bizler, yirmi üçü ve 24'ü kullanmayacak mıyız? Kullanacağız da ama 23 ve 24'e ne zaman oluşacağız? Onun bilgisini ne zaman alacağız? Ben de bilmiyorum. Bekliyorum. Ve bahtiyarım ki insanlar 5 saatini kullanırken biz 22 saate ulaştık. Kuyruğunu ısıran bir yılandır saat. Duvarlarınızı süsler. O yüzden yuvarlaktır adı Krono'dur. 3000 yıl önce onu birisi öldürdü. Mitolojiden bilin. Zeus babası Kronos'u öldürdü. Yani zaman öldürdü. Zaman ortadan kaldırdı. İşte biz 22 saati kullanan çağımızın önünde olan bizler, Refik Korkmaz eğitimini alanlar. 24. saate ulaştığımızda, günümüzün 24 saatini kullandığımızda, beynimizin yüzde yüzünü kullandığımızda zamanı öldüreceğiz. Yani zamanın olmadığını fark edeceğiz. Tabi size hayali bile ulaşılmaz gelir. Olsun. Belki zamanı rüyanızda bile öldürmeyi, yok etmeyi başaramayabilirsiniz. Olsun. Çünkü beş saatinizi kullanıyorsunuz bir günde. Ve ben 22 saatini kullanıyorum bir günde. Bunların olabileceğini biliyorum. Bunların zaten... ...sayi harbiyatında size bu kadar... ...güzellikleri vesile olabiliyorum. Oh... Peki... Gün hangi saatlerden oluşur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mi? Hayır. Ya? Gün. Ölüyorum, sürünüyorum, kötü hissediyorum, iyi olmayı çalışıyorum, iyiyim. Çok iyiyim, şahaneyim, harikayım, muhteşemim, mucizeyim, mucize ötesiyim, nuru hayat ötesiyim. 12 saatinden oluşur. Şimdi anlatabildim mi? Ne kadar aciz bir durum yarattığını günün 5 saatini kullanan insanların. Günün 5 saatini kullanan insanlar diyorlar ki ölüyorum. Onlar günün bir saatini kullanırlar. Günün iki saatini kullananlar var. Onlar da diyorlar ki sürünüyorum. Günün üç saatini kullananlar var. Yirmi dört saat dururken üç saatini kullananlar kötü hissediyorum der. Günün yirmi dört saati dururken dört saatini kullananlar iyi olmaya çalışıyorum der. Ve günün 24 saati dururken 5 saatini kullanmak gafletinde bulunanlar. İyiyim der. Ey günün diğer 19 saatinden habersiz yaşayanlar. Yazık. Şu anda günün en azından 22 saatini kullanırsanız beklediğiniz şifaya kendiniz vesile olursunuz. Ben de vesile olurum. Haydi. Şifanıza vesileyim. 12 saat. Geçtikten sonra 24'e tamamlanan saatin diğer sayılarını merak ediyorsunuz. Peki gelin hatırlayalım neydi birinci saat? Ölüyorum. 24 saat dururken bir saatini kullanan insan tabii ki hayat karşısında ölüm enerjisinde olur. İkinci saat neydi? Sürünüyorum. E, tabii ki 24 saat dururken 2 saatini kullanma gafletinde olan sürünüyorum diyecektir ve sürünme enerjisinde yaşayacaktır. 24 saat dururken 3 saatini kullanmak gafletinde bulunan zatı gaflet, zatı gafil, kendisini kötü hisseder. Ve günün 24 saati dururken 4 saatini kullanma gafletinde bulunan zatı gafil kendini iç güvesinden hallice zannedecek. eh işte yuvarlanıp gidiyoruz. İyi olmaya çalışıyorum. Ne kendime ne başkasına hayırım var modunda geçirecektir. Ve yine günün 24 saati dururken 5 saatini kullanan insan acınacak halinize gülmek istemiyorum. Oh, sizler de iyiyim diyeceksiniz. İyi diyen insan başkalarına zarar vererek hayata tutunmayı tercih eden insan. Altıncı saat. Çok iyiyim. Günün altı saatini kullandığınızda artık çok iyi olduğunuzu fark edeceksiniz. Tüm insanları seveceksiniz. 24 saatin 7 saatini kullanan insan şahane hissedeceksiniz kendinizi. İnsanları ve hayvanlara iyi davranmak gerektiğini anlayacaksınız. Günün dokuz saatini kullanan insan. Sekize atladım. Günün sekiz saatini al yaşayan insan. Harikayım diyeceksiniz. İnsanlara, hayvanlara, bitkilere iyi davranmak gerektiğini anlayacaksınız. Günün dokuz saatini kullanan insan. Muhteşem olduğunuzu fark edeceksiniz. İnsanlara, hayvanlara, bitkilere ve dünyaya iyi davranmak gerektiğini anlayacaksınız. Günün 10 saatini kullanan insan artık siz şunu diyeceksiniz. Ben mucizeyim. İnsanlara, hayvanlara, bitkilere ve dünyaya iyi davranmak gerektiğini anlayacaksınız ve günün on birinci saatini kullanan insan. Mucize ötesi olduğunuzu anlayacaksınız. Ve günün on iki saatini kullanan insan. Nur hayat ötesinde olduğunuzu anlayacaksınız. Nur hayat ötesi. Ve bu sizin gündüz Gün altında dokuduğunuz hayatınız, gece ay altında gündüz diktiğinizi sökersiniz. Gündüz diktiğiniz kumaşı hayatı gece ayışı altında sökersiniz ve başlar gecenin. 13. saat. Bu saatler sizlerin şifa saatleri. Tabi bu 13. saat ikinci bir çember demek, ikinci bir kuyruğun sıran yılan demek. Ve gündüz dokuduğunuz kumaşı Gece sökerken dersiniz ki aha lan bu kumaşı ben dokumuştum ne çirsi çalı salakmışım bu kumaşın yaratıcısı benmişim günümü ne berbat şekilde oluşturmuşum keşke böyle kapkara çirkin bir kumaş dokumasaydım. Ve siz gündüz diktiğiniz kumaşı gece ay altında sökerken ilk saat yani 13. saat anlayacaksınız ki yaratıcılık ötesi. Gündüz dokuduğunuz kumaşın yaratıcısı sizmişsiniz. Ve ...gece sökerken bu kumaşı... gerisi zekalı salak. Ne diye bu kadar çok... ...üzüm çöplerini, armut saplarını doldurdun ki sen bu kumaşa? Neden bu kadar... ...soluk boncukları yerleştirdin ki bu kumaşa? Neden bu kadar kara kara karaları koydun ki bu kumaşa? Ve şu... Kan oturmuş tırnaklardaki karaları nereden getirdin? Neden hamam böceklerini, fareleri doldurdun bu kumaşa nakış nakış neden onları işledin diye anlayacaksınız hayatın sırlarını ve 14. saatte sırlar ötesi olduğunuzu anlayacaksınız. Ve diyeceksiniz ki keşke gündüz bu kumaşı dokurken ben kumaşın yaratıcısı olduğumun farkına varsaydım. öldüğüm, süründüğüm, kötü hissettiğim bir kumaş dokumaz. Nuru hayat ötesi olduğunu ele güne göstererek mucize dolu bir hayat yaratırdım kendime. Bu kumaşın yaratıcısının ben olduğunu anlasaydım, günün 24 saatinin farkına varsaydım diyeceksiniz. Ve biz yaratıcılık ötesi olduğumuzu fark ettiğimiz için iyilerden ayrıldık dostlar. Günün 5 saatini kullananlardan ayrıldık dostlar. Haydi yaratıcılık ötesisiniz. Kendi hayatınızı, kumaşınızı siz yarattınız. Bırakın bedeninizdeki o hastalıkları siz çağırdınız. Gitsinler, bırakın bedeninizden gitsinler. Bırak gitsin. Bırak. Hastalıklar gidecek iki yere sahip ya mikropluğuna devam etmek isteyenler ya da mikropluğundan kurtulup anka olmak isteyenler. Mikropluğuna devam etmek isteyenler Karadeniz'e gider, Karadeniz'in sularına gömülür. Mikropluğundan kurtulup anka olmak isteyenler Kızıldeniz'e gider. Haydi. O hastalıkları siz çağırmıştınız. Ölüyorum, bitiyorum, tükendim ben bunu zaten hak ettim diyenleriniz bunu çektiniz. Sizin kumaşınız kara değil, kumaşınız beyaz. Ve yaşadığınız gün mucize ötesi bir gün. Haydi, kumaşınızı mucize ötesiyle donatın. Kafanızdan, boynunuzdan, göğüslerinizden, karnınızdan, kalçanızdan, dizlerinizden, ayak topuklarınızdan, ayak parmaklarınızdan akıp gitsin mikroplar. Ya Karadeniz'e ya da Kızıldeniz'e. Kızıldeniz'e giderlerse insanlığa fayda sunan ankağlar haline gelirler. Bırak, bırak, bırak gitsin. Oh. Hayatın sırrını 14. saatte öğrenirsiniz dostlar. Ve dersiniz ki cam boncukları neyleyim? Armut saplarını, üzüm çöplerini neyleyim? Kan oturmuş tırnaklardaki acıyı neyleyim? Ve dersiniz ki ben bir beyaz ankayım. Haydi. Kumaşınızı şimdi sökerken gündüz anka dolu bir kumaş dokuduğunuzu hayal ederek sökün ve 15. enerjiye geleceksiniz dostlar. Sizin için zor olabilir 5 saati yaşayan insanların 15. saate varması. Alıştıralım o zaman sizi. 15. saatinizin adı sizin adınız. Mesela Rafiq ise adınız Rafiqistan. Nergis ise adınız Nergizistan. On saatinizi kullandığınızda artık yarattığınız gündüz hayatınızın kumaşının altında sizin imzanız olduğunu göreceksiniz. Rafikistan yazıyor benim kumaşımın altında. ve ben o kumaşa ve ben o hayata izin verdiklerimi alırım, izin vermediklerimi almam. Kötüler, hırsızlar, caniler yer almaz benim Rafikistan'ımda. Benim Rafikistan'ımda Rafikler durur. O yüzden psikolojik rahatsızlı olanlar bırak. Bırak da bırak. Bırak senin adını taşıyan evreninde onların işi yok. Ya Karadeniz'e giderler sana psikolojik rahatsızlık veren bütün etmenler orada mikrop olur rahatsızlık olarak hayatlarına devam ederler ya da onlar da pişman olur Kızıldeniz'in burgacına girer dört döner sonra anka olur hayata hizmet ederler. Ve 16. saatin de farkına varan aydın insan. Hakimiyetin artık senin elinde olduğunu anladığın, gündüz yaşadığın hayatın Fizik evreninde yaşadığın hayatın artık kuantum evreninde bez kumaşını sökersin. Dersin ki, güç bendeymiş. Hayatın gücü adına ben istediğimi almışım oraya, istediğimi çıkarmışım. Hakimi benmişim hayatım. Ve size sıkıntı veren neyiniz varsa atın sizin hayatınızda parazit yaşam seçen kimler varsa silkenenin düşsün yakanızdan saçınızdan düşsün kolunuzdan omzunuzdan ayaklarınızdan düşsün o asalaklar. O asalaklar ben biliyorum ki bazılarınızın görmesini engelledi. Görüş kalitesi düştü. Bazılarınızın hiçbir problemi yokken işitme problemleri çıktı. Bazılarınızda çınlamaya sebep oldu. Bazılarınızın belini büktü, bazılarınızın omuzlarını çöktürdü. Çünkü o asalak yaşayanlar, sırtınızda, bedeninizde yaşadı. Bırakın. Ve sonra 17. saati yaşayan insanlar e, günün 24 saatini 5 saat olarak yaşayan sizler 17. saati anlattığımda zorlanabilirsiniz. Lütfen isterseniz yanınızda getirdiğiniz o bir bardak suyun şöyle birkaç yudumunu alın beyniniz yanmadan Haydi. Oh. Su içmeniz için zaman veriyorum size. Ağız dil vermedin ki Süleyman. Akşam güneşleri aldattı gün erken değil. Erken vurulur. ...asma kilidi çarşıların... ...haydi... ...ben... ...size... ...söylemeseydim dostlar... ...siz günü... ...beş saat yaşayacaktınız... ...yazık olurdu yaşayamadığınız... ...on dokuz saati... ...yazık olurdu... ...beyninizi kullanmadığınız... ...yüzde doksan beşlik kısma... ve oh, 17. saatte ne olur? gündüz fizik aleminde her şeyi sevgiyle yapmayı öğrenirsiniz. Zorlama yok. gocunma, üşenme ağırdan alma, tiksinme yok. Tamamen sevgiyle yapardınız her işi, aşkla yapardınız her işi. Hayatınızı 17 saat yaşadığınızda her şey sevgi ötesinde gerçekleşir. İşte şimdi saat 17'de. Sökün kumaşınızın sevgiyle yapmadığınız her bir nakışını, her bir ilmeğini sökün, sökün, sökebilirsiniz. Gözlerinizi kapattığınız için şu anda beni gerçekten kulağınızda duymuyorsunuz ki, beni fizik bedeninizle algılamıyorsunuz, gözünüzü kapattığınız için kuantum alemdesiniz, vallahi ben konuşmasam da, içimden geçirdiklerimi duyarsınız, kulaklarınız olmasa da, çünkü bedenle dinlemiyorsunuz ve ben bedenle konuşmuyorum. Hayatınızda sevgisiz gerçekleşen her anı bırakın gitsin. Ve 18. saate gelenler, 18. saatin farkında olanlar, hayatı 18. saatiyle yaşayanlar. Gündüz fizik aleminde yarattığınız hayat sizin. Ve siz istediğiniz rüyayı yaşarsınız ve hayal ettiğiniz her şeyi yaşarsınız. Kendinize hayal edebileceğiniz her şeyi <laughs> yaşayan ve rüyalarını yaşayan varlık olduğunuzun teslimiyetine bırakın. Kendinize tam bir teslimiyet içinde güvenin. Haydi, haydi dedim size. Güven kendine. Sen güvenmiyorum deme. Kendime güvenemiyorum deme. Güven kendine. Seni de görüyorum. Sen diyorsun ki ben mi? Ben nasıl güvenirim kendime? Diyorsun. Güvenirsin kendine. Teslim et kendini kendi hayatına. 18. saatin adı teslimiyet ötesi. Ve 24 saatin 19. saatini yaşayanlar her şeyin hayatınızda hayretler ötesi gerçekleştiğini anlarsınız. Bir şey hayal edersiniz. Aha, o da ana kendiliğinden gerçekleşmiş. Siz bir şey istersiniz. O kendiliğinden gerçekleşir artık. Hayret be dersiniz. Ne güzel bir hayat. Siz düşünün gerçek olsun. Bunladı 19. saattir dostlar. Ve 20. saat. Nedir 20. saat? Hayretler ötesi iseniz artık istediğiniz her şey gerçekleştiği için huzur ötesi olursunuz. Huzur. 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 Huzur, Bakın huzurun ah, verdiği huzura. ve 21. enerjiye gelirsiniz huzurdan sonra. Onun adı da sonsuzluğun sınırsızlığı. 21. saatte sonsuzluğun sınırsızlığına gelirsiniz. Ve anlarsınız ki hiçbir şeye sınır koymamak lazım. Bizim beynimiz sınırlar koyuyormuş. kaldırır sınırlar aradan. Siz sınırsız olduğunuzu, sonsuz olduğunuzu anladıkça her gün daha da şaşıracaksınız. Çünkü beyniniz sınırlı alemler üretiyor. kendinizi bir çocuğun sabun köpüğü balonunun içinde sınırladığınızın farkına varın. O balon köpüğünü patlattığınızda sınırsızlığınıza ulaşırsınız ve sonra dünyanın varlığını anlarsınız. Dünyanın da sınırlarını ortadan kaldırdığınızda evreni anlarsınız. Evreni de bir sabun köpüğü balonu olarak hayal edin onu da patlatın. Aha kuantumdayım lan. Ne oluyor? Diyeceksiniz. Ve sonra anlayacaksınız ki orası 22. enerjinin olduğu yani saatin 22 olduğu yer nuru şah ötesi. Nurların şahlandığı yer. Ve siz artık sözsüz iletişim kurarsınız. Ağız, dil, dudak olmadan ve kulak olmadan ve beyin olmadan. Bana 23. saati sormayın, henüz ben de keşfedemedim onu. Bana 24. saati sormayın, henüz ben de keşfetmedim onu. O zaman gündüz dokuduğunuz kumaşın beğenmediğiniz her yerini sökün. Hatırlayın 21. Ener 21. saati ve enerjiyi, sonsuzluğun sınırsızlığı. İşte gündüz dokuduğunuz kumaşta ne kadar sınır varsa, çizgi varsa katiyet varsa, kesinlik varsa, darlık varsa hepsini genişletin, kaldırın, yok edin. Yok edin sınırları. Sen de yok et. Hey sen, ben sınırlarımı yok etmem deme. Biliyorum seni. Muğla'dasın, Hakkari'desin, Viyana'dasın sen de sınırlarımı kaldıramam deme. Sen sınırsız ve sonsuzsun. İşte sınırlarını kaldırdığın zaman sırtını aldığın bütün yükleri bırak. Vefat eden yakınlarını sırtında taşımaktan vazgeç. Sonsuzluğun sınırsızlığındasın artık. Ve 22. enerji, 22. saate ulaştığımızda gündüz dokuduğunuz kilimde varsa eğer nuru şah ötesi olmayan bir şey sökün onu da. 23 ve 24'e ulaştığınızda ne olur? Hızır Aleyhisselam'ın makamına ulaşırsınız. Zaman artık yok dersiniz. Ve zamanı ortadan kaldırdığınızda Zeus'un Kronos'u öldürdüğü gibi kalbinize gömdüğünüz bütün vefat etmiş sevdikleriniz aha ortaya çıkıverir. Zamanın onları öldürmediğini, daha doğrusu zamanın olmadığından kaynaklı onlardan ayrılık olmadığını görürsünüz. Ne geçmiş ne şimdi ne gelecek ne kaybetmiş ne kaybeden ne ölen ne yaşayan hiçbiri fark etmeyecek ve siz istediğiniz insanın hayvanın ve bitkinin taşın toprağın ve bulutun şifasını vesile olabileceksiniz Hızır Aleyhisselam 24. enerjiye ulaşan, günün 24 saatini kullanan bir zamanların insanıydı. Şimdi ona Hızır Aleyhisselam deriz. 24. saati kullandığınızda ışınlanacaksınız dostlar. İstediğiniz yere gidebileceksiniz. Ben henüz 23 ve 24'e ulaşmadığım için bunu başaramadım. Olacak. Ve ben şimdi sizinle konuşurken sizin şifanıza vesile oldum. Haydi. Söktünüz kumaşı Gündüz dikmiştiniz. Gelin şimdi günün hiç değilse 22 saatin kumaşın yeni baştan dikelim mi? Örelim mi? Örelim. Oh. <laughs> Ve şöyle. Önce günün 22 saatinin neler olduklarını hatırlayalım. Öyle kaçmak yok. Bakalım kaçınız hatırlıyor? Artık birinci saat ölüyorum Allah korusun. İkinci saat sürünüyorum tövbe haşa. Üç kötü hissediyorum hiç olmadı. Dört iyi olmaya çalışıyorum. Gün beşinci saat iyiyim. Altı çok iyiyim. Yedinci saat şahaneyim. Sekiz harikayım. 9 muhteşemim. 10 mucizeyim. 11 mucize ötesiyim. 12 nur hayat ötesiyim. 13 yaratıcılık ötesiyim. 14 sırlar ötesiyim. 15 kendi evrenimi keşfettim. Rafikistanım. 16 Burada her şey benim enerjimin dahilinde gerçekleşiyor. Enerji ötesiyim. 17 Sevgi ötesiyim. 18 teslimiyet ötesiyim. 19 hayretler ötesiyim. 20 huzur ötesiyim. 21 sonsuzluğun sınırsızlığı ötesiyim. 22 nur şah ötesiyim. Haydi bakalım saatçiler. Artık duvar saatleri yaparken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24 diye yazmayın. Artık yazın. Ölüyorum, sürünüyorum, kötüyüm, iyi olmaya çalışıyorum, iyiyim, çok iyiyim, şahaneyim, harikayım, muhteşemim, mucizeyim, mucize ötesiyim, nur hayat ötesiyim. Yaratıcılık ötesiyim. Sırlar ötesiyim. Rafikistanım, enerji ötesiyim. Sevgi ötesiyim, teslimiyet ötesiyim. Hayretler ötesiyim, huzur ötesiyim sonsuzluğun sınırsızlığı ötesim, nuru şah ötesim, böyle yazan insanlar hangisini ne kadarını kullanmak istediklerini o saatte yazanlara göre baksınlar. Ve hiç kimse ilk beş saatte kalmasın. En azından yirmi iki saati kullanın. Sana diyorum sana. Ve siz gelin yirmi iki saat Lik hayatın nuru şah ötesi kumaşına dokuyun. Öyle dokuyun ki her gece dokuduğunuz kumaşı sökerken yani fizik aleminden çıkıp kuantum alemine geçtiğinizde oh be Allah'a şükür iyi ki nuru şah ötesi bir hayatla doldurmuşum bu kumaşımı bak beyaz zambaklara mor zambaklara yeşil çınarlara billur sulara Aa bak şu renklerin hafifliğine bak şu beden sağlığımın diriliğine güzelliğine gençliğime ve kumaşınızı gündüz nuru şahlet dokur ...kuantum aleminde sökerken... ...aha... ...sağlık, şifa içindeymişim be... İnsanların, hayvanların, bitkilerin, dünyanın, evrenin... ...ve kuantum aleminin şifasına vesile olmuşum be... ...diyeceksiniz. Ha, o günden beri de... ...hasta olmadım... ...diyeceksiniz. Aksın bedeninizden gitsin. nur-u Şah ötesinin altındaki enerjiler. Ve sonra diyeceksiniz ki gündüz dokuduğum bu nur-u Şah ötesi hayatımın kumaşı ana bereket doluymuş be. Bankaların dahi alamayacağı kadar paraymış hem de huzur ve mutluluk getiren ben bugün bankaya gittim paranızı alacak kasamız yok ki kusura bakmayın paranızı alamayacağız. Dedikleri huzurla mutlulukla dokunmuş bir kumaşınız olsun. Bunu siz farkında olursanız dokursunuz. Haydi ve bilgelik bekleyen dostlar. Siz kumaşınızı yani fizik evreninizi yani gündelik yaşam cınız. Günümüzün Godzilla, 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 godzilyon yıl sonrasına ait bilgilerle doldurmak istiyorsanız oh, Nur şah ötesinde yaşamayı bileceksiniz. O zaman anlayacaksınız ki hayat kuyruğunu sıran yılan ve düşünün yalan bir karın ısırıyor, arşılıyor, 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 kuyruğunu ısırdıkça, <laughs> ısırdıkça, ısırdıkça düşünün şöyle bir metre çaplı bir yılan kuyruğunu ısırı, 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 o ne? Ana, on santim çapına geldi. <laughs> kuyruğunu ısırı, 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 aha, kendini bitirdi. Zaman dediğimiz şey, ana, yokmuş lan, diyeceksiniz. Ve sonra diyeceksiniz ki Aa, bu benmişim ve bu yılanın 33 tane omuru varmış. Enerjimin tamamını beynime kadar çıkarmışım. Kuyruk sokumu yılanın kuyruğu benim kuyruk sokumummuş. Yılanın kafası benim kafammış ve yılan sağlık şifaymış, ben sağlık şifaymışım diyeceksiniz. Saat dediğiniz şeyin ne olduğunu şimdi anladınız mı? Ha ha ha, belki anladınız. Belki de anlamadınız. Anlamadıysanız bunu bir kez daha dinleyin. Ve sonra deyin ki, Hı, he, İşte bu şifa yılanı bir çembermiş. Şifa onun içindeymiş. Bereket ondaymış. Bilgelik onda, huzur, mutluluk, cesaret. Nuru şah ötesi ve gençlik ondaymış. <laughs> ne diye bunun dışında aramışım ben? Be tüh diyeceksiniz. Ama üzülmeyin. Ya Refit Korkmaz çıkıp da size bunu söylemeseydi? Sevinin ki Refik korkmaz çıktı. Size bunu söyledi. Şimdi... hastalıklar, bütün mikroplar Hazreti Musa'nın asası ile ikiye böldüğü denizin orta yerinde girdaba girer. Spiralin içinde dört tam döngü döndükten sonra kuantum alemine mikroplar ve hastalıklar yok olarak bir ankaya şifaya dönüşerek yaşantımıza kızın. Tırılırlar. Bedeninizdeki tüm rahatsızlıklara söyleyin. Artık anka olun. Haydi. Bedenine söyle. Artık anka oh! Günün... ...beş saatini kullanmaktan uzak durun. Hiç değilse yirmi iki saatini kullanın. Yirmi iki saatini kullandığınızı... ...nasıl anlayacaksınız? Bugünden itibaren... İyiyim demeyin. Nasılsın? Nuru şah ötesiyim. Nasılsın? Nuru şah ötesiyim. Ne? Ne? Diyecekler sen. Niye? Niye? Ne oldu? Niye ki? Kafayı mı yedin? Nuru şah ötesiyim diyorsun diyecekler. 22 saat bir günde kullanmak istediğim için Nuru şah ötesiyim diyorum diyenin. Nuru Şah ötesiyim demekten korkmayın. Patronunuza, müdürünüze, arkadaşınıza, dostunuza Nuru Şah ötesiyim demekten gurur duyun. Ve göreceksiniz ki beyninizin yüzde doksanını kullanıyorsunuz. Günü 5 saat değil 22 saat kullanıyormuşsunuz. Ve ne mutlu benden önce 24. saate ulaşana. Benden önce ulaşırsanız haber vermezseniz size hakkımı helal birazcık helal etmeyebilirim. 24. saate ulaştınız mı? Bana da haber verin. Çünkü ben sizi 22. saate ulaştırdım da hepiniz gözlerinizi açın. Hepinizden hastalıklar uçsun gitsin. Hepinize selamlar, saygılar. Nuru şah ötemiz sonsuz ve şimdi yeniden suyunuz için, beyin demerleriniz için.